Yıldızcığım, şimdi Hayıt Bükü'nde oturduk. Senin hikayeni anlatacağım demiştim bu sabah, biliyorsun. Daha doğrusu sana anlattıracağım. Şimdi ben seni 25 yıl önce tanıdığımda böyle gencecik, sen de çiçeği burnundaydın, ben daha çiçeği burnundaydım. Ben 18 yaşındaydım, sen işte 30'lu yaşlarındaydın. Ve ben seni biliyorum ki o dönemde Konya'da, daha doğrusu Anadolu'daki tek kadın kameramandın ve bunu Konya'da yapıyordun. Ve eşinden de yeni ayrılmıştın ve 5 çocuğunun nafakasını bu şekilde denkliyordun kameramanlık yaparak. Ve sen bir fedakarlık abidesiydin benim için. O günleri biraz anlatır mısın? Şimdi Onçum çok teşekkür ederim. Eski günleri yad ediyoruz. Ben eski bir dostumla buluşmaktan son derece mutluyum. Şimdi o günleri anlatırsam aslında bir hayalim var. İnşallah onu artık gerçekleştireceğim. Bir kitap şeklinde otobiyografi yazmak istiyorum. Kitap olur ama ben şöyle çok kısa geçmek istiyorum. Evet, Türkiye'nin mücadele içinde hayatını sürdüren kadınlarından biriyim. Sen bunu zaten anlattın. 5 çocuğumla eşimden ayrılmak zorunda kaldım bundan 27-28 sene evvel. Ve ben çok küçük evlenmiştim. Eğitim de yoktu. Tabiri caizse sıkıntılı dört duvar arasında da bir hayat yaşıyordum. Ailem Konya'da olduğu için Konya'ya gittim. Doğal olarak anne ve babamın yanına, ama ne iş yapacağımı, nasıl yaşayacağımı, çocuklarıma nasıl bakacağımı bilemiyordum. Babam bir polis emeklisiydi, bana ne kadar katkısı olabilirdi? Çalışmak zorundaydım. Konya'da hiç kimseyi tanımıyordum, yıllar geçmişti. Psikolojim de iyi değildi açıkçası. Neticede ortaokuldan öğretmenimi buldum. Öğretmenimin tavsiyesiyle bana gazeteci olacaksın dedi. Hocam dedim, eğitim yok, diploma yok, çoluk çocuk küçücük, yaşım gelmiş 32'ye. Yıldız dedi, okul yıllarını hatırla, sen doğuştan gazetecisin, gazeteci olunmaz, gazeteci de olur dedi. Alaylı yetişirsin, ben inanıyorum ki benim tanıdığım Yıldız 2-3 yıl içinde de ulusallara atlar dedi. Sağ olsun, hocamın tavsiyesi üzerine hiç aklımda yoktu. Orada bir yerel televizyona başladım, çalışmaya başladım. Kısa süre, hayat çok zordu bizim için. O zaman yani hem maddi hem manevi olarak gerçekten çok zordu. 5 küçük çocuk, genç bir kadın, bir taşra kenti, Konya'dasın, dul bir kadınsın, dar bir bakış açısı çerçeve. Yani aslında bu Konya'da böyle, belki daha zoruydu ama her yerde öyle. Kadın zor yani o şartlarda. Neticede çalışmaya başladım ve hakikaten hocamın dediği gibi 2-3 yıl sonra da MİLHA vardı bir zamanlar. Milliyet Haber Biliyorsun, Milliyet Ajansı. Haber Ajans. Milliyet Haber Ajansı'nın Konya muhabirliğini aldım. Evde biz Niğdeliyiz, köklerimiz Niğdeli. O yöreye ait halılarım vardı. Onları sattım, bir kamera aldım. Yalın anlatacağım. Biraz da borçlandım, hatta öldü fiyatına gitmişti o halılarım. Hala gözüm vardır o halılarda. Halıları satıp kamera aldın yani. Kamera aldım, biraz da üzerine borçlanmıştım. Neticede çalışmaya başladım. Yazılı haber olarak Milliyet Gazetesi'ne, görüntülü haber olarak Kanal D'ye haber geçiyordum. O zamanlar 12-13 yaşlarındaydı 3 numara olan büyük oğlum. Onunla birlikte biz bir Peugeot motosikletimiz gece gündüz kamera omzumda haber peşine koşmaya başladık. Bu arada düğün çekimleri de yapıyordum, özel çekimlerde. Çünkü 5 tane çocuk vardı, ev kiraydı, çocukları hem okutmak zorundaydım, yeterli gelmeyecekti para. Özel çekimlerde yapıyordum, işte okul geceleri, düğün çekimleri, şenlikler falan. Yani şimdi düşünüyorum da o nasıl bir performanstı gerçekten anlayamıyorum. O zamanlar insanlar diyordu bana da, ben hayatın içinde anlamıyormuşum, öyle geliyor. Tabii böyle anlatırken belki kolay günler gibiydi ama çok zordu. Maddi manevi gerçekten zordu. Neticede sen de biliyorsun, camiamızın içindesin. Evet, kendime Bizim için ayrı sıra. taşrada bu daha farklıydı. Erkeklerin hegemonyasının ağır olduğu bir meslekte çalışıyordum. Gece kalkıyordum, cinayete, kazaya, oraya buraya gidiyordum. Yine erkeklerin dünyası. Ben kadın yıldız olarak kabul ettiremedim kendimi. Anne yıldız olarak da kabul ettiremedim. Etrafıma erkek yıldız olarak kabul ettirdim. Maalesef erkek gibi olmak zorunda kaldım. Evde de anneden çok babaydım.
ekmek parası kazanmak zorundaydım. Koşturuyordum. Yani çocuklarım birbirine annelik yapıyordu, öyle diyeyim. Neticede bu dönemde seninle zaten tanıştık. Benim haber şefimden İstanbul'da o genç yaşta. Güzel bir temel, güzel bir dostluk atılmış. Çok mutluyum o yüzden de. Desteklerin için de ayrıca teşekkür ederim. Ben biliyorum onları. Haberimi geçerdim, arardım. Tamam ablacığım, sen merak etme, ben ilgileneceğim. Çünkü hem bir habercinin haberini görmesi ulusal bir kanalda, o ayrı bir has. Artı bir de ben prim alıyordum, yani o benim için maddi bir getirisi de vardı. Taşradan da haber sokmak zor oluyordu çoğunlukla. Neticede bu arada orada çok değerli insanların da desteğini gördüm. Sağ olsunlar, hiçbir zaman unutmayacağım bunu. Hı. Yıllar geçti bu mücadele içinde. Çocuk bütün amacım, hayalim çocuklarımı büyütmek, okutmaktı. Kimseye minnet etmeden çocuklarımı okuttum. Hepsini büyüttüm, okuttum. O arada hafif hafif kendime hayat şekillenmeye başladı. Tabii zorluklar çok fazla ama ben yüzeysel geçeceğim. Tahmin edebiliyorsunuz evet. İnsanlar. İnşallah günün birinde kitabımı yazarsam oradan alır okurlar ayrıntıları. Yani. Neticede kendim için hayat şekillenmeye başladı ve dedim ki ben çocuklarımı kurtarıp ekmeklerine elini verdikten sonra Ege'ye gideceğim. Kendim için öyle bir hayat yaşayacağım. Ve Ege'de de küçük bir yer istiyordum, bir köy hayatı istiyordum. Neticede çocukları büyüttüm, okuttum. Ekmeklerini eline verdim. Bana, ailesine ve çevrelerine ve artık bu ülkeye hayırlı evlatlar yetiştirdiğime inanıyorum. O yüzden vicdanım rahat ve gurur duyuyorum. O noktada gurur duyuyorum gerçekten. Çünkü bir ebeveyn için evlat gerçekten çok çok önemli. İşte kendi hayatınızı evlatlarınız için gerçekten görmeyebiliyorsunuz zamanında. Ve ama evlatlarınız da bunu size fazlasıyla geri çevirdiği zaman zaten dünyanın en mutlu ve en zengin insanı oluyorsunuz. Neticede sonuçta ben o hayalimi gerçekleştirdim. Bir zamanlar bir haber yapılmıştı benim hakkımda Red Gazetesi'nde. Rahmetli çok saygıyla, sevgiyle andığım canım dostum Gülden Aydın yapmıştı haberi ve 38 yaşında ikinci hayat diye bir başlık atmıştı. Ben burada Palamutbükü'nde, Çeşmeköy'de geldim. 56-57 yaşlarında iken üçüncü hayatımı kurdum. Kendim için olan hayatı kurdum. Evet. Şimdi çocuklarım her biri bir yerde, biri şu an benimle ama mutluyum. Sonuçta hedeflerimi gerçekleştirdim. Bir kadın olarak, bir ana olarak verdiğim mücadelede alnım dik yürüdüm. O yüzden mutluyum. Kendim için de hayatımı yaşıyorum. Evet. Tabii ki geçmişte hayatımda yer alan dostlarımı, dostluklarımı asla unutmuyorum. Unutmayacağım da. Onlar da beni unutmayacaklar. Yaşamımız el verdiği müddetçe bizim ilişkilerimiz devam edecek. Ha, şimdiki hedefim de artık dediğim gibi kendi hayatımı bir kitap haline, roman haline getirmek istiyorum. İnsanlar güçlüdür ama emin ol umut kadınlar daha güçlüdür. Buna inanıyorum. Sen de tanıyorsun. Senin de çevrende güçlü kadınlar var. Bu mücadeleyi veren kadınlar olmuştur elbet. Hayat her şeye rağmen güzel. Hiç kimseye minnet etmeden yaşamak çok güzel. İnsanları seviyorum. Evet. Şimdi tabii bizim sana o dönemde verdiğimiz destek senin fedakarlığın yanında hiçbir şey yani. Biz bunu zaten zorunlu hissediyorduk. Çünkü senin ne kadar büyük bir fedakarlık içinde olduğunu zaten görüyorduk. Ve şimdi ben senin çocukların hepsini de tanıyorum. Hepsi pırıl pırıl. Hepsi mesleklerini almışlar. Öğretmen var, işte akademisyeni var, müzisyeni var falan. Sonuçta bunu da başarmış olman da bizim için çok büyük bir yani sevinç kaynağı. Böyle pırıl pırıl çocuklarım var ve hayalini de gerçekleştirdim. Bugün Palamutbükü'nde, Datça'da artık yaşıyorsun ve çok da güzel bir hedefin var. Umarım da bu hedefine ulaşırsın ve senin bu fedakarlığın, çaban ve hayallerine ulaşma başarın umarım diğer kadınlara, özellikle kadınlara ya da hayali olan herkese diyelim baştan ama özellikle kadınlara, çünkü o kadar çok kadın var ki yani zor durumda olan, kendini bir şey yapamayacak sanan o kadar çok kadın var ki
Umarım onlara da bir ilham kaynağı olur. Zaten diyorum. Amacım o Umut'cum. Yani hem çocuklarıma bir ve torunlarıma geleceğime öyle bir miras bırakmak istiyorum açıkçası. Hem de gerçekten kadınlara bir nebze de olsa bir güç verebilmek, dik durabileceğimizi gösterebilmek için o öyle bir yönelgem var. Bunu da gerçekleştireceğim. Bundan sonraki hayatında da mutluluk ve huzur diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi dostlarım olduğu müddetçe ben zaten mutluyum. Her zaman bekliyorum. Bu burada kalmasın. Umarım. Ne olur. Biz de her zaman bekleriz. Eyvallah. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum.